Evet, manşette sıra geldi taşeron düzenlemesini konuşmaya. Ankara'ya gideceğiz. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Haber Müdürümüz Sibel Erdem'in konuğu. Sözü onlara bırakacağız. Sibel, söz sizde. Taşeron düzenlemesinde sona gelindi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi, müjdeyi açıklamıştı ve detayları da Çalışma Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Bu düzenleme kaç kişiyi ilgilendiriyor? Kriterler ne olacak? İsterseniz oradan başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün çalışma hayatımıza, taşeronda çalışan emekçi kardeşlerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dün müjdelerimizi arka arkaya hazırladı. Ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, çünkü bu konunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız, gerçekten onların bize vermiş olduğu bu alan olmasaydı, bu konuyla alakalı olarak bakış açısı bu kadar geniş olmasaydı, böylesine kapsamı geniş bir düzenlemeyi yapma imkanımız olmayacaktı. Sayın Başbakanımız bütün toplantılarımıza başkanlık etti. Onun koordinasyonunda, onun çabalarıyla da belli bir aşamaya kadar getirdik. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Hükümetimizin bir çalışması şeklinde inşallah yıllardır önemli bir gündem maddesiydi. Ülkemizde büyük bir beklenti vardı. Çalışan kesimde bu alandaki. Ben bu beklentileri karşılamış olduğumuz için şu anda büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mutfaktaki kısımları birlikte hallettik. Arkadaşlarımız sabahlara kadar yoğun tartışmalarla nasıl herkesi memnun edebiliriz çabasıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi. Ben kendi ekibime ve Maliye Bakanlığı'ndaki bürokrat arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çalışma Bakanlığı biliyorsunuz emeğe saygıyı esas almamız gerekiyor. 900 bin kişiyi kapsıyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 4 aşamalı olarak anlatabiliriz aslında yapacağımız çalışmaları. Yasal düzenlememizi de inşallah en kısa zamanda bir zemine kavuşturacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız bitti. Yarın bu gece Sayın Başbakanımız gelecek. Son bir toplantımızı, hazırlıklarımızı tekrardan ona arz edeceğiz. Ondan sonrasında da inşallah meclis zemininde yasal mevzuatımızı da ortaya koymuş olacağız. O 4 aşama ne olacak Sayın Bakan? 4 aşama şeklinde dediniz. Onları biraz açabilir misiniz? Öncelikle merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan tüm taşerondaki işçi kardeşlerimizi bugün birkaç defa daha tekrarladım. Onlarla bir arada geldim. Kendi bakanlığımdaki taşerondaki arkadaşlarımızla da hiçbir şart olmadan inşallah 657 sayılı devlet memurları kanunumuzun 4D şeklindeki kadrolu işçi statüsüne geçişlerini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 450 bin kişi bu kapsamda çalışıyor. Diğer taraftan belediyelerimizde, il özel idarelerimizde taşeronda çalışan kardeşlerimiz var. Onları da belediyelerin ve il özel idarelerin, şimdi yeni kuracaklar onlar, iktisadi teşekküllerinde inşallah istihdamlarını sağlayacağız işçi olarak tekrardan. Mevsimlik geçici işçilerimiz 3. aşamamızda. Oradan da uzun süredir onların beklemediği bir düzenlemeydi aslında. Biraz da biz çalışmalarımızı böyle özel yürüttük. Dışarı çok fazla sızmasını da arzu etmedik. Bunda da herhalde başarılı olduk diye düşünüyorum. Onlar için aslında büyük bir müjde şeklindeydi. Çok büyük bir beklenti de yoktu orada. 5 ay 29 gün çalışıyor bu alandaki işçilerimiz. Evet, genelde Çaykur'da, işte şeker fabrikalarında, dönemsel olarak oluşan işlerde, ormanda, orman bölge müdürlükleri kapsamında işte yangınla alakalı faaliyetlerde çalışanlar vardı. Buradaki emekçi kardeşlerimize de 4 ay daha çalışma sürelerini uzatma imkanı getirdik. En son aşamamızda da kamu görevlileri toplu sözleşme sürecinde çok gündem maddemizdi. En son geçtiğimiz haftalarda, Kasım ayının son haftasında kamu personel danışma kurulu yaptık. Burada da memur konfederasyonlarımızla bu konuyu istişare etmiştik. 4C'de çalışan geçici statüdeki özelleştirmeden gelen, işte TÜİK'te çalışanlar var, mecliste çalışanlar var. 4C kapsamındaki yaklaşık bir 24 bin kişilik bir
grubumuz. Bunları da talepleri 4B'ye geçmekti. 4B statüsünde bundan sonra istihdamları sağlanacak. Dün açıklamanızda amasız fakatsız alınacaklar kadroya demiştiniz. Asıl iş yardımcı iş ayrımı olacak mı? Geriye dönük bir çalışma şartı aranacak mı? Bunlarla ilgili de bilgi verir misiniz? Evet, bunlar tabii hazırlıkları yaparken çokça gündeme getirilen konulardı. İşte özel statülü mü olacaklar, yeni bir statü mü oluşturulacak, işte 4E diyenler oldu, ayrı bir yasal mevzuat mı yapılacak, özel bir kanunla mı düzenlenecek, işte sadece asıl iştekiler mi alınacak, işte belli bir yaş kriteri olacak mı, belli bir çalışma kriteri olacak mı, bunların hiçbirini koymadık. Eğitim kriteri de dahil olmak üzere. Mevcutta çalışan herkes inşallah dediğimiz şartlarda istihdamları sağlanacak. Asıl iş yardımcı iş ayrımı yok. Herhangi bir eğitim kriteri yok. Yaş kriteri koymadık. Sadece emeklilik, bu zaten mevzuat gereği yapılması gereken bir şey. Kamuda biliyorsunuz emekli maaşı alanların kamuda çalışma imkanı yok mevzuatımızda. Emekli maaşı alıp da teşeronda çalışanlar varsa onlar bu imkandan faydalanamıyorlar. Öyle bir beklentileri de yoktu zaten, onu söyleyeyim. Emekliliğine bir senesi kalmış, 12 senesi var, primini dolduramamış ama yaşı çok ileri olabilir. Bu şeylerimizi de taşeronda çalışan işçilerimizin de geçişlerini sağlayacağız. Emekli oluncaya kadar herkesin taşeronda ki bütün emekçilerimizin kamuya geçtikten sonra emekli oluncaya kadar çalışma imkanı da olmuş olacak. Askerde ya da doğum izninde olan veya değişiklik öncesinde sözleşmesi feshedilenlerin durumu ne olacak? Onlar da bu düzenlemeden yararlanabilecekler mi? Bu konuya ben çok özel hassasiyet gösterdim. Bu çalışmaları yaparken tabii illerimize, kongrelerimize, toplantılarımıza katıldığımız zaman özellikle evladı hasta, askerde olan annelerimiz, işte benim oğlum normalde çalışıyordu ama siz bir çalışma yapıyorsunuz, şimdi askerde ne olacak vesaire diye çokça sorularına maruz kalmıştık. O yüzden düzenlememizi yaparken bunu özellikle vurgulayarak bir düzenleme gerçekleştirdik. Sözleşmesi şu anda askıda olan, nedir bunlar? Doğum iznine ayrılmıştır. Bir hastalıkla karşı karşıya kalmıştır, raporlu ya da bir şekilde ara vermek zorunda kalmış olanlar, yine askerde olanlar, bunlarla ilgili de inşallah kapsamımız içindeler, çalışmamızı gerçekleştirdik. Askerden döndükten sonra aynen kadrolu işçi olarak çalışmalarını sürdürecek. Doğum izninden döndükten sonra çalışmalarını sürdürecekler. Peki bu kamuya bağlı kurulan ve çalışan taşeron işçilerinin çalışma koşulları değişecek mi? Özlük hakları değişecek mi? Nasıl olacak? Bu konuda da şimdi biz gerçekten çok büyük bir iş yapıyoruz. Aslında zaman geçtikçe şu anda çok, evet, çok mutlu herkes ama daha da iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Özellikle tam kadrolu işçi olarak bu 450 bin kişiyi kapsayan grubumuz şu anda mevcutta kamuda 109 bin kişi çalışıyor kadrolu işçi olarak. Biz 450 bin kişiyi şu an kadroya geçiriyoruz. Bu mevcutta çalışanın 4,5 katı kadar büyük bir grup. Gerçekten önemli bir iş yapıyoruz ve titizlikle yapmaya gayret ettik, hassasiyetle yapmaya gayret ettik. Bu anlamda bu kadar büyük bir kitlenin devri yapılacağı zaman çalışma barışı anlamında bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Verimlilik açısından, çünkü buradaki arkadaşlarımızın tamamı vatandaşa hizmet sunan birimlerde çalışan, hastanelerde, yani her alanda çalışıyorlar. Birebir vatandaşımıza sunulan hizmetler söz konusu. Bunlarda da biz herhangi bir aksama bu geçiş sürecinde veya sonraki süreçte belirsizlik yaşanmasın arzusunda olduk. Yaparkenki temel bakış açımız bu oldu. Bu yüzden herkesi mevcut şartlarıyla geçiriyoruz. Maaşlarda aynı maaşla geçiriyoruz ama 52 günlük bir ilave hediyemiz olacak. Bununla ilgili zaten bu da mevzuatımız gereği olan bir düzenleme. Bütün taşeronda kadroya geçenler 52 günlük ek bir gelir seviyelerinde artışla karşı karşıya kalacaklar. Diğer taraftan sendikalılıklarını koruyacağız.
Bu anlamda da herhangi bir değişiklik olmayacak. Mevcut toplu sözleşmeleri olanlar toplu sözleşmelerinin kapsamında kalmaya devam edecekler bitimine kadar. Tüm toplu sözleşmelerin bu anlamda bitişini bekleyeceğiz. Sendikal üyeliklerin durumu ne olacak? Aynen. Bu zaten sendikal üyelik biliyorsunuz çalışanların kendi özgürlük alanıdır. Bununla ilgili tabii ki bizlerin bir şey söylemesi uygun olmaz bu sendikal özgürlük açısından. Mevcutta hangi sendikadalarsa bizim açımızdan aynı şekilde zaten devam edecekler. Biz hani örgütlülük anlamında yani sendikal üyelikler anlamında da hangi şu anda iş kolundaki sendikadaysa aynı iş kolunda devam edecek. Bunu sadece aynı şekilde devamını sağladık. Tabii bu mevzuat gereği bunlar çok literatürde yer alan teknik meseleler ama çalışan arkadaşlarımız bunu anlıyorlardır. İş kollarında yani herhangi bir değişiklik yapmamış olacağız. Haklarıyla kıdem çok önemli biliyorsunuz. Normalde biz bu işi yaparken yeni sıfırdan başlayış şeklinde de bir alternatif oluşturabilirdik. Buna imkan vardı ama bunun da doğru olmayacağını ilkesel olarak baktık. Çalışan lehine bir bakış ortaya koyduk. Bu anlamda en son çalıştıkları iş yerlerindeki kıdemlerini de esas aldık. Bunlarla birlikte yani çalıştıkları yılları esas alarak geçişlerini sağlayacağız. Sonraki dönemlerde hem yıllık izin almada diğer haklarla ilgili konularda tüm haklarda da, korunacak. Evet, bu kıdem yani çalıştıkları süreler dikkate alınmış olacak ve bir avantaj olacak. Peki uygulamada bu taşeron şirketler tamamen devreden çıkılacak değil mi? Personel alımına dayalı olan taşeronla ilgili işlerin tamamı şu anda kamuda devreden çıkmış olacak. En önemli aslında çıktısı da bu. Bu çalışmanın. En başlarken meclise kısa sürede gelecek dediniz ama önümüzde bütçe görüşmeleri var. Yasanın çıkması ve yürürlüğe girmesi için öngörülen takvim nedir? Biz yarın çalışmalarımızı dediğim gibi belli bir aşamaya getirmiş olacağız. Başbakanımızın görüşü doğrultusunda bu süreci işleteceğiz. Dediğimiz gibi bütçe görüşmelerinin sonrasında da inşallah muhalefetin de bu anlamda desteğini bekliyoruz tabii ki. Çünkü iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Sınırları, kapsamı çok hassasiyetle belirlenmiş mevcut şartlarda az önce söyledim. 450 bin kişi mevcudun 4,5 katı. Belediye şirketlerinde şu an 99 bin sadece işçi çalışıyor. Oraya da 400 bin kişi geliyor. Orada da 4 katı kadar bir büyüklükte olmuş olacak. Bu anlamda inşallah tüm meclis çatısı altındaki partiler hep birlikte hızlı bir biçimde geçmesi için mesaimizi harcarız diye umut ediyorum. Bu geçişin uygulamada dün yaptığınız bir açıklamada yaklaşık 3 aylık bir süreci kapsayacağını belirtmiştiniz. Bir de bir sınavdan söz etmiştiniz. Onların ayrıntısını verebilir misiniz? Evet, bunlar bizim hani aslında şu an mevcuttaki yasal düzenlemeler ve uygulamaları da dikkate alarak oluşturduğumuz durumlar. Biz geçişi de en kısa zamanda az önce söyledim. İşlerde süreklilik esas ve bu işlerimizde biz aksam olmasını istemiyoruz. Ve ne kadar hızlı yaparsak bu kadar bizim açımızdan olumlu ve artı olacak diye inanıyoruz. Ve çalışan arkadaşlarımızın da kafalarından bu konuların kalkmasını artık arzu ediyoruz doğrusu. Bu yüzden başvurularını alacağız. Çok hızlı bir biçimde çalıştıkları yerlerle alakalı o tespitler, beyanlarını alacağız. İşte geçmişte bir dava açmışlarsa bu zaten geçmişte yapılan karayollarındaki bir örneğimiz var. Açmış oldukları davalarla ilgili bir feragat söz konusu olması gerekecek. Diğer taraftan o zaman da aynı uygulama yapıldığı için çünkü yeni bir sayfa açıyoruz, temiz bir sayfa açıyoruz hep birlikte. Burada şu anda kamu kurum ve kuruluşlarına alınan herkesle alakalı olarak bir güvenlik soruşturması zaten var. Yani bunu her halükarda yapmak durumundayız. Bu bizim yasaya özellikle koyduğumuz bir şey değil. Bu süreçte kamuya giren herkese alakalı bu bir zorunluluk. Taşeron firmalarda bu şekilde bir zorunluluk yoktu ama bunu bir zorunluluktan dolayı yapacağız. Yine şu anda kamuda işçi olarak çalışmak isteyen herkes bir sınava giriyor. Bu toplum vicdanı açısından da gerekli. Şimdi siyaseti... Bu merkezi bir sınav mı olacak? Hayır, biz bunu çok... Eleme esaslı yapılacak bir sınav olmayacağını ben buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çalıştık. Ben AK Parti'de kadın kollarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Samimiyet, güven,
esaslı olarak siyasetin yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda biz samimiyetle bir çalışma ortaya koyduk. Burada böyle arkadan dolanalım, şunu yapalım, böyle 450 bin dedik artık bizim evet, açımızdan. Sayılar evet, verdiniz. Yani bir eleme, bir şey, bunlar söz konusu değil. Yıllardır talep ettiler. Zaten çalışıyorlardı. Yani bir iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımız, çalışan işçilerimiz, yıllardır birlikte hizmet yaptığımız kişiler bunlar. İş yerlerinde zaten tanınıyorlar. Bunlar işte Sağlık Bakanlığı kendisi bunu organize edecek. Çalışma Bakanlığı bu süreci nasıl bir sınavsa onlar organize edecek. Ama bizim kontrolümüzde olacak tabii ki. En ufak içlerinde bir şüphe olmasın. Bu böyle işte ne olursa olsun yapılan iş belli. Güvenlikteki arkadaşlarımızın alanı belli. Temizlikteki arkadaşlarımızın alanı belli. Ya da işte şoför arkadaşlarımızın alanı belli. O alanlarıyla alakalı olarak prosedürel bir şey. Çünkü mevcutta bu şekilde yapılıyor. İşgücü evet. üzerinden ve gelecekte de kamuya alımlarda bu sınavlar olacak. O yüzden bu şekilde bir yapmamız gereken bir şeyi yapmış olacağız ama güvensinler. İçlerinde bununla ilgili en ufak bir tereddüt, bir şey olmasın. Ne dediysek biz bugüne kadar aynısını yaptık. O yoldan ayrılmadık. Evet, oldukça önemli bir düzenleme. 900 bin kişiyi ilgilendiriyor ama aileleriyle birlikte baktığımızda aslında bu milyonları buluyor. Biz de bu düzenlemenin meclise gelmesini bekliyoruz ama sormak istediğim iki başlık daha var izninizle. Süremizin sonuna geldik. Bu SGK'nın her ay düzenli olarak yayınladığı aylık istatistik bülteninde şeffaf olunmadığı ve istihdam verilerinin paylaşılmadığı iddiaları var. Bu iddialarla ilgili ne dersiniz? Yanıtınız evet. ne olur? Ben bir taşeron konusunu kapatmadan son bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Az önce arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Daha nasıl şeffaf? Çok fazla sorular geliyorlar. Biz şu iş yerindeyiz, acaba kapsamda mıyız? Şöyle bir şey var, bunun sonucu nasıl olacak vesaire diye çokça soru geliyor. Sosyal medyadan, bütün işte şimdi size de geliyordur muhakkak ki. Bunu nasıl çözeriz? Bu soru şeyi, kafalardaki bu soruları nasıl sağlıklı şekilde cevaplarız diye. Çalışma Bakanlığımızın Alo 170 hattı var. Orada bir birim hemen oluşturduk. Tüm sorularını oraya iletebilirler. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın web sayfasında bir link açtık. Sorularını oradan iletebilirler. Biz birkaç gün bu soruları toplayacağız ve bu sorulara inşallah cevapları hazırlayıp tek tek bütün aldığımız sorulara bu kafalardaki karışıklığı, belirsizlikleri gidermeyi düşünüyoruz. Evet, ve çalışanlarımız açısından olumlu bir şeyi onlar için düşündük. Buralardan sorularını sorabilirler. Evet, merak edenlere evet. tekrar iletelim. Alo 170 hattına akıldaki sorular web sorulabilir. Web sayfamızdan ulaşabilirler. Evet, az önceki soruya dönecek olursak evet. bu istihdam verilerinin paylaşılmadığı iddialarıyla ilgili ne dersiniz? Evet, şimdi bu konuyla alakalı göreve geldiğim günden itibaren gerçekten çok değişik bir ortamla karşı karşıyayız. Biz ne kadar şeffaflıktan yanayız desek de bilemiyorum. Bu şekilde bir muhalefette bir algı çalışması var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yıldır Türkiye'de bizim işverenlerimizle beraber yürüttüğümüz bir milli istihdam seferberliğimiz var. Bu milli istihdam seferberliği gerçekten çok başarılı bir sonuca ulaşmış durumda. Gelecek haftada inşallah ikinci fazını evet. Allah nasip ederse başlatacağız. Bu bağlamda verileri veriyoruz ama bu verilerin yanlış olduğu ya da şeffaf olmadığı ile ilgili sürekli az önce bugün de mecliste bazı sorular sorulmuş. Web sayfamızdan ben bir yerde bir konuşma yapmışım, o konuşmanın üzerine kaldırtmışız vesaire gibi bir durumla haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Şimdi açtım kendimde kontrol ettim az önce. Yaklaşık iki yıldır bizim istatistiklerimizi açıkladığımız yer aynı şekilde duruyor. En ufak bir değişiklik yok. Eylül ayı verilerimizde hepsini tek tek kontrol ettim. Aynen en ufak bir karartma, en ufak bir değişiklik olmadan yer alıyor. İki senedir yayınlama şeklimizde en ufak bir değişiklik yapmamış durumdayız. İddialar doğru değil diyorsunuz. Süremizin sonuna geldik ama son bir soru olarak şunu da sormak istiyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Aralığın 31'ine kadar da ücret belli olacak. Sizin bir açıklamanız vardı ilk toplantıda. Tüm taraflar fedakarlığa davet ediyorum dedi. Ne dersiniz? Buna yönelik eleştiriler gelmişti. Bir de asgari ücretli için de yıl sonunda bir müjde gelir mi? Biz yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçinin,
işverenin, çiftçinin, emeklinin, esnafın, tüm toplum kesimlerimiz, yani 80 milyon vatandaş şemsiyesi altında koruyan, kollayan, hakkını, hukukunu daha nasıl ileriye götürebilirizin çabası içerisinde olan bir bakanlık. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Asgari ücret tespit komisyonu da üçlü yapıda çalışıyor. Ben o gün bu açıklamayı yaparken sağ tarafımda Türkiye İş, sol tarafımda TİSK vardı. Asgari ücretin konuşmanın tamamını izleyenler zaten bunun mümkün olmadığını, bu şekilde bir ifadenin gördüler. Üçlü yapıda çalışan bir komisyon içerisinde birlikte çalışma kültürü, ortak akıl, herkesin bir adım atması esastır sonuca giderken. Buna ben vurgu yaptım. Birlikte bir ay boyunca asgari ücret tespit komisyonunda çalışacağız. Tüm temsilcilerimizden, işçi ve işverenlerimizden fedakarlık, oradaki komisyon çalışmaları için belirlediğimiz şey, sanki biz ülkemizdeki işçilerimizden, işverenlerimizden fedakarlık bekliyoruz demişiz gibi bir yansıtma oldu. Çok badire atlatmış bir ülkeyiz. 15 yıldır AK Parti iktidarlarımız döneminde biz bütün atlattığımız badireleri omuz omuza dayanışma içerisinde, kimseden fedakarlık istiyoruz demeden, üzerimize düşen neyse AK Parti hükümetleri olarak başbakanlarımız, cumhurbaşkanımız, evet, hep onların liderliğinde atılması gereken adımları attık. Bu anlayışla siyasetimizi yaptık, politikalarımızı oluşturduk. Bu anlamda söylenen söz biraz çarpıtıldı ama herkesin canı sağ olsun ben dedim. Siyasetin içinde doğasında var. Peki bir müjde duyacak mı hükümet? İnşallah. Dediğim gibi çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korumak bizim boynumuzun borcu. Diğer taraftan işverenlerimizin de rekabet şartları içerisinde ezilmemelerini sağlamamız lazım. Uluslararası şu an bölgemizde, dünyada yaşanan gelişmeler ortada. İnşallah tüm kesimler açısından hayırlı, olumlu, iyi bir sonuç. Biz vatandaşlarımızın mutluluğu için, huzurları için, refahlarını daha çok arttırmak için çalışıyoruz. Ben hep bu niyetlerle bakıyorum yaptığımız, evet, çalışmalara. İnşallah herkesin faydasına olacak, herkesi memnun edecek bir sonuca ulaştırmaya çalışacağız, ulaşacağız diye inanıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum ben de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler herkese. Sayın Bakan. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu konuğumuzdu. Hem taşeron düzenlemesini hem de bakanlığın gündemindeki diğer başlıkları konuştuk. Söz yeniden İstanbul.